Karşıdan arabalar inip çıkıyor artık. Mayıs'tayız ya. Herkes memleketi dönmeye başladı. Çay biçiliyor bahçelerde. Daha hızlandı köylerde yaşam. İşte çay zamanı gelince herkes tarlalara gitmiş, çalışıyor. Zaman dolduruyoruz işte, herkesin belirli bir zamanı var ya bu dünyada yaşaması gereken. Aslında zaman diye bir kavram da yokmuş okuduğum kadarıyla, yani zaman yok, yani öyle bir şey yokmuş. Aslında biz yaşamıyoruz, yani zaman aynı, dünya aynı. Sadece işte dünya döndükçe yaz kış olayı oluyor. Yaz kış olunca yani yıl olarak biz şey yapıyoruz, aslında aynı, sadece canlılar yaşanıyor, ölüyor. Yani biz değişiyoruz, biz yaşanıyoruz, biz ölüyoruz. İşte bütün canlılar, bitkiler de yaşanıyor, ölüyor. Böyle yenileniyor her şey, yenilenmek zorunda. Hani bazen düşündüm böyle, hani felsefeyi seviyorum dedim ya. Dedim ki yani insanlar ölmeseydi, canlılar ölmeseydi, dünya o kadar sıkıcı olurdu ki, yani kendi bakış açımla. Düşünün, ben mesela sonsuza kadar yaşamayı asla istemem. Düşün, hep aynı insanlar, dünya yenilenmiyor ya, ölüm yok, insanlar aynı, doğum da olmaz, ölüm olmayınca doğum olmaz. Hep aynı insanlar, bitkiler hep aynı. Aynı insanlarla ölmüyorsun, yiyorsun, içiyorsun ama hep aynı. Artık o hayat tek düze, hani sıkıcı olur gibi düşünüyorum. Yani işte hayatın tadı, güzelliği ölümü bildiğimiz için, öleceğiz ya, seviyoruz. Yani bir gün ayrılacağımızı bildiğimiz için, hani misafir gibi mesela. Bir tatile gitmişsin, buradan bir gün ayrılacaksın, nasıl örnekleme yapsam. Bir gün öleceğiz ya, seviyoruz ama sürekli var olacağım. Hani ben bu dünyadan hiç gitmeyeceğim, varım. Neyini seveyim yani? Hep aynı yaşayacağım sonuçta, varım hep. Ve de hep aynı insanlar olurdu. Bizler olmazdık. İlk dünyaya gelenler olurdu. Hep aynı. Demek ki böyle olmalıydı. Doğru olan buydu. Ölümlerin acısı, en acısı tabii ki gençken yaşanmamış hayatlar. Hani belirli yaşa gelmişsin, çoluk çocuğun olmuş, torunun olmuş. Ölümün de hayırlısı derler. Ölümün hayırlısı, belirli yaşa gelmişsin, yaş almışsın. İşte ölüm yakışıyor o zaman. Yani ölüm her zaman çirkin ama yine güzel, bak görmüşsün, geçirmişsin. Yani sıralı ölüm, büyükten küçüğe. İşte gençler öldüğü zaman, savaşlarda gençler, işte askerlerimiz, trafik kazasında gençler, hastalıklarla çocuklar ölünce bu çok acı oluyor. Ölümün en acısı. Ölümler o zaman iyi olmuyor yani. Ölümler aslında birbirimizin değerini anlamak için de gerekli. Yani bak, öleceğiz. Birbirimizi daha sevelim, sarılalım, daha değerimizi bilelim ama yine de yapamıyoruz. Ölüm hiç aklımıza gelmiyor. Hep var oluruz, hep yaşarız gibi. İşte bu da olmasaydı, biz hep ölümü de düşünseydik, çabamız da belki olmazdı. Böyle elimiz ayağımız böyle mi dururdu? Ama ben hiç unutmuyorum ki ölümü. Sadece çok öfkelendiğim zaman unuturum. Çok üzgünken. Aslında mutlu olduğum zaman daha aklıma gelir ölüm. Her şeyin gelip geçiciliğini. İşte tekrar tekrar sanki aynı şeyleri söylüyorum ki, benim kapasitem ne, eğitim almamışım, kaç kitap okumuşum, sadece iç dünyamı konuşuyorum, hissettiklerimi, duygularımı, düşüncelerimi de. Ben aslında yazarak daha güzel anlatıyorum. Yazılarım var. Türkçe yazılarım, Lazca yazılarım. Yazmayı çok seviyorum. Söz uçar yazı kalır var ya, ona çok inanıyorum. Hep söylerim.
Geçmişteki yazarlar Tolstoy'u niye biliyoruz, Dostoyevski? Onlar bizi hala biliyoruz. Niye yazılarından biliyoruz? Bak, insan ne iş olur? İnsan yazılar evrensel olur. Yani insan dünyanın öbür ucundaki insan da aynı hayat felsefesi, yani bakış açısı. Bak, hani duygu ve düşüncelerimiz yapı olarak aynı olmasaydı, mesela bir yabancı yazarın yazısı seni çok enteres etmezdi, yani seni ilgi, ama aynıyız, insanız yani, bakış açımız, duygularımız, yaratılış, ortak noktalarımız var. Yani kültür, doğa farklı şartlarda yaşayabilirsin ama insanız yani, ortak özelliğimiz o. İşte Montaigne öyle diyorum ben. Onun yazılarını okumuşum. Defalarca okumuşum. Hala unutuyorum. Hala okuduğum zaman hiç okumamışım gibi okuyorum. Onun yazılarda denemeler ne kadar güzel. Ve kaç yüz... 1700'lerde miydi? Unuttum yani. Çok eski. Ama duygular, düşünceler, yorumlar aynı. Aynı insan. Değişen bir şey yok. Ne güzel yazmış. Duygularını. Keşke biz de öyle olsaydık. Ben de yazmaya çalışıyorum işte.